acı verebilir, belirli hasarlara neden olabilir. Yahu hiç mi iyi tarafı olmuyor? Olmaz olur mu? Yardıma ihtiyacı olanların hayatlarını kurtarmanın yanı sıra hayal bile edilemez görevlerini yerine getirmenin kralları ve kraliçeleri olabiliyorlar. Sizlere kulaktan kulağa yayılmasına vesile olacak bu birbirinden cesur köpekleri derledik. Şimdiden iyi seyirler. Belçika kurdu. Belçika kurdu pek tabi adından da anlaşılacağı üzere Belçika kökenli olup 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Esas olarak bir çoban köpeği olarak yetiştirilmiştir. Ancak gel zaman git zaman bir rehber köpeği, bir arama kurtarma köpeği, aynı zamanda bir polis ve izci köpeği olarak görev almıştır. Ha unutmadan askeriye de dahi kendine yer bulabilmiştir. Eğitilebilirliği had safhada olup zekalarını ön plana çıkartmayı çok severler. Yüksek enerji seviyeleri nedeniyle daha hafif yapılı ve zarif dururlar. Tıpkı insan emsalleri gibi karada hatta denizde olağanüstü eğitimlerin üstesinden gelirler. Kaçak hayvan avcılarının bir numaralı düşmanıdır mesela. Çünkü 115 kaçakçıyı yakalamak herkesin harcı değildir. Zannediyorum altın kalplerini gördüklerinden ötürü onlara yaraşır çokça altın madalya vermişlerdir. Bir sürü neden sıralanabilir ama bir kayda değer olaydan daha bahsetmek istiyorum sizlere. Amerika Birleşik Devletleri donanmasına her yerde aranan elebaşını bulup teslim eden Malinois'dan başkası değildir. Cane Corso. Cane Corso'nun tarihi Antik Roma'nın dönemine kadar uzanıyor. Başlangıçta ayı ve boğa için yetiştirilmiş bir köpek cinsidir. Cane Corso'nun kendinden emin ve asil bir mizaca sahip akabinde kaslı, iri kemikli olduğunu gören, bilen Romalılar bundan çok etkilenirler. Hemen kendi savaş köpeklerinin pabucu dama atılıverir. Diğer ırklara nazaran korkusuz, bilhassa karşısına aslanın çıkması halinde bile yerlerini korurlarmış. Alman kurdu. Alman kurtları oldukça ünlü ırkların başını çeker. Entelektüel ve çok yönlü nitelikleriyle adından çokça söz ettirir. Polis ve askerlerin hizmeti için en iyisi olduğundan tercihlerini hep bu yönde kullanırlar. Kahramanlıklarını ve burunlarını iyilik için sunarlar onlara. Tehlike mi dedi biri? Onu üstlenip hızlı tepki veren bir Alman çoban kurdu var zaten. Siz dert etmeyin. İkinci Dünya Savaşı'nda bombalanan binaların altında mahsur kalan tamı tamına 191 kişinin hayatının kurtarılmasına yardım eden bir polis köpeğiydi o. Kafkas Çoban Köpeği. Kafkas çoban köpeği bugün bile Rusya'da hapishane bekçiliği yapıyorlar. Büyük boyutlu, güçlü bir kas ve iskelet yapısına sahiptir. Tamamıyla izinsiz giren davetsiz misafirleri etkisiz hale getirmeyi yeterlidir. Zamanın birinde söylentiye göre Rusya'daki hapishanenin hücre kapıları zemheri soğuğun vermiş olduğu kuvvetli rüzgarların etkisiyle açılmış. İçerideki mahkumlardan bir tanesi kaçmaya yeltenince güvenlik için bekleyen Simba adındaki köpekten nasibini alıyor ve olanlar oluyor. Pitbull. Pitbull köpek ırkı evvelinde ayı ve boğalara karşı koymak için yetiştirilmiş. Çevik, atletik cinslerdendir. Tam da bu sebeple maalesef ki köpek dövüşlerinde iki günahsız can karşı karşıya getirildi. Hoş, kime anlatacaksın? Halen bunu 3 kuruş para için yapanlar yok değil. Hep biz o yüzden diyoruz ve yineliyoruz. Kötü olan köpekler değil aslında, sahiplerdir esas suçlu olan. Eskiye kıyasla büyük ölçüde azalmış durumda. Çünkü legal olmaktan çıkıp yasayla illegal hale geldiğinden ötürü enteresandır, dünyada suç çetelerinin kültüründe sembolleşmiş bir köpek türüdür. Dogo Argentino. Martinez yaban domuzu ve pumaları önünde adeta bir set gibi görüp Arjantinli dogoları yetiştiriciliğe soyunmuştur. Bu koca olanların avcılıkta yetenekli olmasını büyük kaslı cüssesine borçludur. Çok çeşitli köpeklerin melezlenmesiyle başta soyut gelmiş Cordoba köpeği olmak üzere ortaya çıkmıştır. Burunları öyle gelişmiş ki avlarını bulup yakalamak hatta tabiri caizse öldürmek için dogolar akciğer kapasitesi ve yüksek av sürüşü ile donatılmıştır. O yüzden görme engelliler için rehbere ve arama kurtarma ekibine dahil olmuştur. Kangal. Orijini diğer bir tabirle menbahı güzide ülkemiz Türkiye'dir. Çiftlik hayvanlarının hareketlerini kontrol eden sürü köpeklerinin aksine onlarla bağ kuran aynı zamanda sürü içindeki davetsiz misafirleri gözeten köpeklerdir. Esas olarak ayı, çakal ve kurtlara karşı koruma görevlerini vermişlerdir. Kangallar da layıkıyla yerine getirmişlerdir. Son yıllarda Namibya ve Kenya'ya ihraç edildiği, örneğin çitalar ve aslanlar gibi büyük kedilerden yerel sürüleri başarıyla korudukları korkutucu yetenekleri mevcuttur. Çita Koruma Fonu 1994'ten beri Namibyalı çiftçilere çiftlik hayvanlarını çita saldırılarından korumaya yardımcı olmak ve nesli tükenmekte olan türlerin vahşi hayvanlar tarafından öldürülmesini önlemek için 400'den fazla kangal köpeği veriyor.
Rottweiler. Rottweiler'lar vahşi görünürler. Ancak şaşırtıcı bir şekilde uysaldırlar. Karanlık yüzünü kendilerini tehdit altında hissettiklerinde gösterirler. Aile için mükemmel seçimlerdendir. Güçlü, kaslı görüntüleri sizi yanıltmasın. Çocukla çocuk olmayı bilirler. Genellikle kendilerine güvenirler. Sahiplerini ve mülklerini ölümüne korumaya kendilerini adarlar. 2009 Temmuz'unda J katlı 2 yaşındaki İngiliz Rottweiler saldırganı kovalamasının ardından kadına tacizde bulunan bir suçlunun peşine düştü ve yakaladı. Polis gelene kadar da başından nöbet tuttu. Başarılı bir şekilde ele geçirilmesine yardım etti. Tosa Inu. Tosa Inu'nun yeni bir köpek türü olmadığını söylemeye gerek yok sanırım. Çünkü yolculuğu 14. yüzyılda başladı. Başlangıçta maalesef ki köpek dövüşlerinde kullanıldı. Bunun sebebi çok güçlü olması ve bir tonu geçkin bir yükü çekebilmelerinde yatar. Bir zamanlar hor görülen bu ırk, şimdi ise ulusal bir hazine olarak kabul görülüyorlar. Sabırlı, sakin ve cesurdur. Ancak temkini elden bırakmaz. Tehdit altında hissederse saldırım ihtimalleri çok yüksektir. Başına buyruk olması komutları pek dikkate almamasına yol açar. Bu nedenle onları uygun eğitimden geçirmeniz ve sorumluluğun sizde olduğunu bilmelerini sağlamalısınız. Akita. Eğer ömür boyu yanınızda duracak dört ayaklı bir arkadaş arıyorsanız artık aramayı bırakabilirsiniz. Çünkü Akitalar mükemmel bir seçimdir. Ancak diğer köpeklere karşı pek de arkadaş canlısı olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle hem cinslerine karşı epey sosyalleşme ihtiyaçları vardır. Çok sesli köpeklerdir ve görece çoğu sahipleri gözlerini kırparak, inleyerek veya eğlenceli homurdanmalar ile düşüncelerini ifade ettiklerini söylerler. Yürüyüşe çıkma zamanınız geldi mi? Alın bir elinize tasmasını, diğerine de vakit geçirmek için kitap veyahut da gazete, güzel bir zaman geçirmek için birebirdir diyebilirim. Umarım hoşunuza giden, seyir keyfi had safhada olan bir video olmuştur. Kanala verdiğiniz o güzel destekten dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Bana en büyük desteğinizi bu videoyu beğenerek ve yorum yaparak veya kanalıma yeni geldiyseniz abone olarak verebilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günlerde kalın.